Değerli takipçilerim merhaba. Bugün sizlerle lise hayatında akademik dersler dışında nasıl bir dünya olduğuna dair bir ufuk açmaya çalışacağım. Lise hayatında birçok ders alıyoruz ama almış olduğumuz akademik dersler yanında zamanımızı çok daha verimli geçirebiliriz. Özellikle öğrenme sorumluluğunu üzerine alan bir öğrenci ders dışı zamanlarda ne tarz aktiviteler yapabilir? Kendilerini nasıl geliştirebilir? Buna dair bir konuğum olacak. Sevgili Burak Arda. Sevgili Burak'ın görsel tasarım alanında bir ilgisi var. Pandemi öncesinde ise 3 yıl tekvando oynamış ve lisanslı bir sporcu kendisi. Görsel tasarım alanında yapmış olduğu çalışmalar o kadar başarılı olmuş ki hatta ve hatta bu pandemi döneminde bir İtalyan ayakkabı firmasının ilanını görerek onlara başvurarak oraya kabul edilmiş ve ayakkabılar tasarlamış. Türkiye'de de bazı markaların logo tasarımlarında kendisinin imzası var. Şimdi bugün Burak bu alanda nasıl ilgi duydu? Öğrenciler bunlarla alakalı neler yapabilir? Kendisine sorarak bilgiler almaya çalışacağız. Öncelikle şuradan başlayalım. Burak sen okurken kendi kendine öğrenebilme becerisini keşfederek bunu güzel bir şekilde değerlendirerek güzel işlere imza attın. Grafik tasarım alanında nasıl oldu bu alana olan ilgin, nereden başladın, bize neler söylemek istersin? Bu alana aslında ilgim tamamen benim hırsımla başladı. Ee, arkadaşımda olan bir logo bende yoktu. Onlar rica ettim bana yapması için. Bana yapmadı. Ben de kendim niye yapmıyorum dedim. Tek tek böyle e, uygulamalar araştırdım. Tek tek denedim. Ve aslında küçüklükten beri evde babamdan gördüğüm bir uygulama vardı. Adobe Photoshop. Ee, bununla aslında bir logo yapmakla başladım. YouTube'a girdim ve tek tek logo videolarını izledim. Dizayn videolarını izledim. Ve e, uygulamanın araç gereçlerini nasıl kullanacağımı öğrendim. Sonrasında da bunları kullanarak tek tek bir sürü deneme yaptım. Kendi logomu yapmak için. Sonra çok başarısız oldum ve bir tane videoda şey görmüştüm. Grafik tasarım tableti vardı bir tasarımcının elinde. Ve bu tableti ben de istedim. Ee, bayağı bir araştırma yaptım. Orta seviyenin hafif üstünde bir e, bir tasarım tableti buldum ve bunu bağımdan rica ettim. Bunu elde ettikten sonra da aslında istemsizce ben grafik tasarıma tamamen girmiş oldum. İlk başta logolar yaptım. Logolar kesmedi beni. Sonra biraz da böyle kişi çizimlerine başladım. Portrelere başladım. Kendi fotoğraflarım, akrabaların fotoğrafları bunları çizdim. Tek tek işte denedim. Sonra aslında bu uygulamanın Photoshop'tan değil bu işlerin, Photoshop'tan değil daha çok Adobe Illustrator'dan işlediğini gördüm. Oradan daha iyi işlediğini gördüm. Onu öğrenmeye başladım. YouTube'dan tek tek araç gereçleri izledim, öğrendim. Sonrasında kendimi geliştirdim, tek tek girdim, denemeler yaptım, çalıştım. Sonra en sonunda böyle cidden oluyor dedim bu iş. Dedim ki bundan nasıl para kazanabilirim? İlk başta freelancer bir iş başvurusunu bulundum. Ve bu iş için aslında bir sertifika, bir iş geçmişinizin olması gerektiğini öğrendim. Bunun için de gittim bir Udemy'den ders satın aldım. Dersi bitirdim, sertifikamı aldım. Fakat yine kabul edilmedim. Ben de gittim, Instagram'da, sosyal medyada dolaşırken gördüğüm bir iş başvurusu vardı. İtalyan bir ayakkabı mağazasının başvurusuydu bu. Online olarak pandemi döneminde tasarımcı alıyorlardı. Ben de ilk başta tek başıma denedim bir. İngilizce bir yazı yazdım. Onlara yolladım, bir başvuruda bulundum. Fakat çok açıklayıcı olmadıklarını söylediler yazımın. Çünkü biraz daha böyle terimsel iş terimleri gerekiyordu. Benim de bu konuda çok bir İngilizce bilgim yoktu. Sonra İngilizce öğretmenim olan Buket Hoca'ya söyledim bunu geçen sene ve onunla beraber boş bir zamanında Teams üzerinden buluşaraktan bir başvuru hazırladık. Bu başvuruda da onları tekrar yolladık ve çok kısa sürede bana geri dönüş yaptılar. İşte sizinle tanışmak isteriz, çalışmak isteriz tarzında. Sonra bu şekilde biz e, biraz sohbet ettik, konuştuk. Sonrasında benimle çalışmak istediklerini belirttiler. Ben bir iki tasarım yaptım. Bunları ön siparişe koydular. Sadece paylaştığım linkten satış yapılabiliyordu. 7 tane satış yapmam gerekiyordu. Fakat fiyatı çok yüksek olduğu için ben satışını gerçekleştiremedim. Şu anda hala ön satıştalar. Sonra aslında bu iş benim istemsizce bayağı bir önümü açtı. Her yere referansım oldu. Sonra birkaç markadan daha, gizlilik sözleşmesinden dolayı bahsedemediğim birkaç markadan daha logo tasarımı, dizayn tasarımı teklifi aldım. Sonra onları da yaptım. Ve aslında böylelikle bu işin iş hayatına da katılmış oldum, girmiş oldum. Harika bir örnek oldu bu da. Özellikle lise öğrencileri ve onların annelerine, babalarına çok güzel bir ilham veren bir hikayem var. Şimdi burada özellikle kendi kendine öğrenebilme becerisi. Yani burada almış olduğun eğitimler sayesinde işte özellikle Udemy'den bahsettin ki her bizim lise öğrencimiz muhakkak 9. 10. 11. sınıfta muhakkak Udemy, edX, Coursera gibi platformlardan evet. da dersler alıyorlar. Bu okuldaki kültürün senin bu noktada önünü açmasındaki rolü ne oldu? Özellikle öğretmenlerden, müdürlerden nasıl bir destek aldın? Onlarla Aynen. alakalı neler söylemek istersin? Öncelikle görsel sanatlar hocamızdan da ben destek aldım bu konuda. Hani dijital çizimlerimi gösterdiğimde o da çok iyi karşıladı. Onun dijital çizim konusunda fazla bir bilgisi yoktu ama kalem konusunda bana bayağı bir şey öğretti. Perspektif konusunda olsun, şey konusunda olsun. Görsel sanatlar hocamdan çok yardım aldım. Bunu müdüre bildirdiğimde o da bana çok güzel bir geri dönüş yaptı. Ve hani bu işte... İyi bir başarı elde ettiğimi falan belirtti ve gerçekten çok destek oldular, yardımcı oldular bana. Çünkü biz şuna çok inanıyoruz, takdir edilen davranış gelişir. Okul içerisinde bu tarz güzelliklerin tespit edilmesi, keşfedilmesi, onların böyle e, sosyal mecralarda öne çıkartılması çok çok önem arz ediyor. Bu alanda başarılı olmak isteyen insanlara neler tavsiye edersin? Senin görmüş olduğun zorluklar neydi? Hangi programlardan yararlandın? Bu noktada tavsiyeler noktasında neler paylaşmak istersin? Burak. Bence ilk önce bu işte bir elemeğinden çok yani bir çizim becerisinden çok ilk önce bir umudu olmalı bunu yapabilmesine dair. Ben bunu yaparım demesi gerekiyor. Sonrasında bir çalışma azmi olması gerekiyor. Sonrasında aslında bir el yeteneği, beceri gerekiyor bu iş. Umut olursa, bir çalışma azmi olursa istediğini yapar bence bir öğrenci. Ben ilk başta buna çok heveslendim. Dediğim gibi hırsımla başladım. Sonra bu işte bir umut gördüm. O, mu umuda bağlandım ve sonra çok çalıştım ve başardım aslında. Bunu bir mouse'la bile yapabilirsiniz. Gerek yok bir çizim tabletine. Mouse'la bile oluyor. Belki güzel olmuyor çizim tabletiyle olduğu kadar ama mouse'la bile oluyor. Dediğim gibi bu özellikleri olan bir öğrenci bence her istediğini başarabilir. Sadece çizim değil. Özellikle senin bu hikayende ben şunu da çok çok önemli görüyorum. Şu an anneler, babalar çocuklarının daha çok oyun oynamasından, ekran karşısında böyle daha çok böyle boş zaman olarak adlandırılan böyle bu faaliyetler geçirmesinden çok rahatsız oluyorlar. Devamlı videolar izliyorlar, devamlı oyunlar oynuyorlar, üretmiyorlar. Halbuki teknoloji üretim için de muhteşem bir araç. Sen de bunun çok güzel bir örneği olmuşsun. Orada zamanını saatlerce oyunlarda geçirmek yerine bir beceri geliştirerek, bir grafik tasarım becerisi kazanarak bundan Para da kazanma yolunda adımlar atmışsın. Öyle düşünüyorum ki sen de ileride çok çok başarılı ülkemizdeki tasarımcılardan bir tanesi olacaksın. Peki bu alanda mı ilerlemeyi artık düşünüyorsun? Yoksa bu senin hobi olarak yaptığın bir iş olarak mı kalacak? Şu anda bu olarak ilerlemeyi düşünüyorum ama ileriki vakitte bu bir hobim olmasını planlıyorum. Başka yönlere eğilmeyi düşünüyorum, orada ilerlemeyi düşünüyorum. Artık disiplinler arası da çalışmak gerekiyor. Evet. Tek bir alanda bilgi sahibi olmak, tek bir alanda beceri sahibi olmak da yetmiyor. İnşallah farklı farklı alanlarda da becerilerini geliştirerek bizleri çok güzel bir şekilde belki yurt dışı fuarlarında ya da yarışmalarında temsilde edersin. Eklemek istediğim bir şey var mı Burak'cığım son olarak bizi izleyenlere, takip edenlere? Eklemek istediğim şu var, bence bir insan bunu heves ettiyse öncelikle bunu kolay bir şekilde yapamıyor, kolay bir şekilde hiçbir şey olmuyor. Ee, çok denemeli, çok azmetmeli, çok deneme yapması gerekiyor, çok videolar izlemesi gerekiyor. Buna bahane gerek yok, param yok, şu yok, bu yok, gerek yok. Youtube'da ücretsiz olarak yapılıyor, mouse'da bile yapabiliyorsunuz dediğim gibi. Youtube'da ücretsiz olarak araç gereçleri öğrenerekten bunu tek tek deneye deneye yapabilir herkes. Yeter ki adım atsın, Aynen. karar versin ve bedelini ödesin. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin. İyi ki bizimle hikayeni Aynen. paylaştın. Çok sağ olasın. Umut ediyorum ki buran hikayesinden etkilenerek birçok genç de bu alanda çalışmalara imza atar. Herkese keyifli günler diliyorum.